Arkadaşlar merhaba. Yaz aylarının en sevdiğim yemeği olan domatesli pilav yapıyoruz bugün. Öncelikle pilavımı yapmadan yaklaşık 1 saat önce pirinçlerimi tuzlayıp kaynar suda bekletiyorum. Bu şekilde beyaz bir su çıkıyor üzerine. Daha sonra rendelediğim domateslerim var. Bu ölçü için 3 büyük boy domates ya da 4 orta boy domates yeterli olacaktır. Domatesinin bol olmasını istiyoruz çünkü. Rendelediğim domateslerimi 1 çay kaşığı şekerle suyunu çekene kadar tavamda hiç yağ koymadan kavuruyorum. Zaten suyunu çektikçe böyle biraz azalacak domatesleriniz gördüğünüz gibi. Fazla suyu gittikten sonra rengi de iyice koyulaştıktan sonra domateslerimi bir kenara alacağım ve pilavımı yapmaya başlayacağım. Tenceremin içine sıvı yağ koyuyorum. Ben normal çiçek yağı kullandım. Sıvı yağımı koydum. Sıvı yağım kızdıktan sonra pirinçlerimi ekleyip kavurmaya başlayacağım. Pirinçlerimi suyunu süzdürdükten sonra yine beyaz suyu iyice gidene kadar suyun altında yıkadım. Nişastasını iyice akıtmış oluyoruz bu şekilde. Pirinçlerimi kavurduktan sonra az önce pişirmiş olduğum domateslerimi ekliyorum. Rengi de bayağı koyulaştı zaten gördüğünüz gibi. Domatesiyle birlikte tekrar kavuruyorum. İyice pirincin her yerine domatesin yayılmasını sağlıyorum. Daha sonra 3 su bardağı kaynar suyum var. 2 bardak pirince 3 bardak su koyuyorum. 3 su bardağı kaynar suyumu üzerine koyup tuzumu ilave edeceğim. Daha sonrasında üzerine küçük küçük kestiğim tereyağlarımı ekliyorum. Şöyle bir kere karıştıracağım ve kapağını kapatacağım. Altını da en kısa alacağım. Ta ki suyunu çekene kadar bir daha kapağını hiç açmıyorum. Şimdi benim pirinçlerim suyunu çekti. Domatesler de üzerine birikmiş. Bu şekilde kaşıkla ayırdığınızda eğer geri kapanmıyorsa demek ki pilavınız pişmiş, suyun da yeteri kadar pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi tane tane çok lezzetli bir pilav oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.